Hepinizden Allah razı olsun. Abim. Oho, bir dakika, bir dakika ya. Düğün hediyesi böyle verilmez ki. Nasıl verilir abi? İzleyin ve öğrenin. Damadın kardeşinden çaylağına son model en kral bir akıllı televizyon. Alkış! Allah sizi inandırsın. En iyi televizyon budur. Milyara aşkın renk skalası, mutfaktan bile izlenebilecek geniş ekran teknolojisi, güçlü ses sistemi, 5K uydu alıcı sistemi. Vallahi de billahi de bunların kalitesi yok ya. O kadar iyi alkış. Atma. 4K duru. 5K mı var? Bak işte. Oğlum bir tane de Keşanlı'nın K'sını ben koydum. Niye bozuyorsun? Vallahi dünyanın en iyisi diyorum ya. İnsan hiç aldığı hediyeyi över mi? Hiç. Ya övecek olsan benim övmem lazım bir kere. Yani bulaşık makinesi belki midir? Olmazsa olmazdır. Yalnız fırını yabana atamayız. Kim bilir yengem ne güzel yemekler yapacak onunla. Fırın bir evin kalbidir, kalbi. Bir dakika, bir dakika. Şimdi buzdolabı olmazsa bu pişirilen yemekler nereye konacak? Siz uymayın bunlara komutanım ya. Hadi o zaman. Böyle eşyaları bırakıp gitmek olmaz. Güzelce bir yerleştirelim. Hadi. Hadi emir büyük yerden hadi. Tamam hadi. Abi bunu mutfağa alalım. Hasan oğlum benim. Hay Allah razı olsun sizden. Nasıl buldunuz? Nasıl aldınız? Konuştuk, rica ettik. Anlaştı insanlarmış, bıraktılar orada. Bana bak. Bundan sonra içmek meşmek yok. Yine papaz olmayalım. Tamam. Hemen geliyoruz. Ben sana bir işte ayarlarım, merak etme. Alnının teriyle çalışır bakarsın ailene. Tamam. Söz. Abi. Acil durum, gitmemiz lazım. Bizim gitmemiz lazım. Hiç rahatsız olmayın. Mücahit abi. Heh. Abi bir daha geleceksin değil mi? Vallahi geleceğim ya. Söz geleceğim. Gel bakayım. Abi Allah senden razı olsun ya. Cümlemizden koçum, cümlemizden. Hadi sağlıcakla kalın, hiç rahatsız olmayın. Güle güle gidin. Bak işte, yine bir gariban sevindi. Dünyalar benim oldu. Yoldayken konuşamadık ya, anlatın bakalım nasıl hallettiniz tuzağı? Komutanım, çaylak kardeşimiz sağ olsun bir bomba yaptı. Patlatmada yanında yat. O nasıl bir düzenek? Adamları içeri çekersin. Sonra tetiğe bir bastık. Dur! Çok öyle olmadı da. Çalışmadı. Nasıl ya? Patlamadı mı? Vallahi patlamadı. Ha bu bomba yaptı, patlamadı. Skandal. Tamam abicim ya. İçim içimi yiyor zaten. Yok ya. Çaylak yapmamıştır onu. Lastik toptan patlayıcı yapar o. Ya siz bakmayın buna. Patlamaz olur mu? Tamam birkaç dakika geç patladı ama patladı neticede. Patladı mı? Heh, patladı. Hepimizin hayatını kurtardı ya. Aslanım benim. Estağfurullah abi. Takılıyorum ya.
Benim kardeşim alıngandır bu konularda. Çok takılmayalım. Evet abiciğim. Yok, o alınmaz ya. Alındın mı? Aa, alındı. Oğlum takılma, şaka yapıyorum ya. Beni nasıl merak ettin? Niye geç patladı? Abi sen yapma Allah aşkına ya. Tamam oğlum. Piyader Vurgun. Tahir komutanıma bir paket geldi memleketinden. Tamam, şuraya bırak aslanım, biz veririz. Emredersiniz komutanım. Ay maşallah. Komutanım, burada pişmaniye, helva, çörek, börek her şey var. Vallahi iyi bakıyorlar Tahir'e. Bakayım. Ne var oğlum? Bize de geliyor işte tereyağı falan. Sana gelmiyor mu pastırma sucuk? He, gönderiyorlar sağ olsunlar. Yalnız komutanım, benim biraz canım çekti. Azıcık ucundan bir tırtıklasak mı? Ayıp oğlum, ayıp. Bırakın adamın pişmaniyesini. İyi, biz bunu buradan alalım. Bunu burada yer bitirirler çünkü. Ben gördüm az önce, dışarıda götürelim o zaman abi. E hadi. Bir baktım, komutanım mayına basmış. Vay be. Dedim komutanım, sakın kaldırmayın ayağınızı. Hani var ya, ayağını milim oynatsa güm, paramparçayız ya, Allah korusun. Kaldı mı öyle hiç kıpırdamadan? Tabii aslanım, milim oynatsa güm. Yani bizim komutan da dirayetli adam, dayandı. Yani bizim de böyle ufak tefek yardımlarımız oldu tabii ki. Ne yaptınız komutanım? Ya boş ver, anlatmayayım. Şimdi böyle övünmek gibi olur. Anlatın komutanım ya. Bundan güzel hikaye mi olur? Madem ısrar ettiniz o zaman anlatayım. Komutanım dedi ki, Tahir, bu mayını çözse çözse ancak sen çözersin. Ya dedim komutanım, görevimiz mi sonuçta yani? Ama var ya, ortamı bir görün. Üstümüzden mermiler yağıyor. Böyle vız vız geçiyor tepemizden mermiler. Ortalık tam bir mahşer yeri ya. Böyle bir şey olamaz. Ya anlatma lan. Oraya görmeniz lazım. Yani, komutanım ya mayın meselesini ya, köpürtüyor sanki. Yani diyorlar ki, oğlum adam bildiğin senaryoyu baştan yazıyor. Ne köpürtmesin? Dur dur, anlatsın komutanım, karışma. Sonra komutanım. Sonra ben başladım kazmaya. Mayının pimi var ya, böyle pamuk ipliğinden. Hani milim oynatsam güm. Paramparçayız ya, Allah korusun. Herkesin hayatı benim parmaklarımın ucunda. Tabii ben gergin miyim? Hayır yani, bizim görevimiz bu. Helal be komutanım. Üsteğim benim tam paketi alacak. Komutanım durun dedim. Tuzaklamışlar. Aha. Hemen uzaklaştırdım herkesi. Taktım Orhan Baba'yı kulağıma. Korkmuyor musun komutanım? Ya bomba patlarsa? Bomba bizden korksun aslanım. Biz olmuşuz bomba zaten. Neyse, çıktık baktık etrafımız sarmışlar. Nerede oluyor komutanım bu? O gizli bilgi aslanım, söyleyemem. Neyse, çıktık baktık etrafımız sarmışlar. En az... En az 50! Ne 50'si? 100! 100! Yuh! Ya! Komutanımın öyle baby face durduğuna bakmayın. Hepimizi cebinden çıkarır kendisi. Hadi be! Öyle mi komutanım? Yani. Ahlanız bitti. Çalışıyoruz böyle, uğraşıyoruz bir yandan... Komutanım, adam yeni geldi daha şimdi. Çok şey yapmasın. Adam daha bir şey yapmadık. Sabit durdu böyle, sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz komutanımı da. Hele bir lafını bitirsin. Sonu ne oldu komutanım? Ne olacak aslanım? Hallettin mayını. Hem mayın dediğin nedir ki ya? Leblebi gibi çiğnerim ben onu. Helal. Gel gel. Helal be komutanım. Oturun oturun. Komutanıma bak sen. Ne kadar eksiksiz. Birebir anlattın hikayeyi komutanım. Şey komutanım ben... Yok yok. Ne komutanımı Tahir'cim? Olur mu öyle şey? Eksiği var, fazlası yok ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Tabii tabii. Tabii canım. Hatta bu hikayenin şerefine memleketinden gelen pişmaniyeyi Tahir komutanım sizlere takdim etsin arkadaşlar. Tatlı tatlı anlattı, biz de yedik dersiniz. Ne kadar güzel yalnız. Eyvallah komutanım. Afiyet olsun.
Olsun olsun tabii. Yiyin yiyin arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Çekinmeyin. Sağ olun komutanım. Ben de yiyeyim bir tane. Komutanım, ha? Sağ olun. Kesinize bereket. Çok güzel oldu vallahi. Kesinize bereket. Aa! Vallahi güzelmiş ha. Dayıcığım. Söyle de böyle ara sıra göndersinler bunlardan. Söylerim komutanım. Söyle söyle. Ama abartma. Anladın? Anladım komutanım. Efendim Buncuğum. E neredesin Feyzullah? Salon bakmaya gidecektik. Ben de tam çıkıyordum Buncuğum. Sen hazırlan ben geliyorum. Tamam. Ha, yalana bak yalana. Yenge pişmaniye keyfi yapıyor, yalan söylüyor. Ne diyor yine o? Yok yok bir şey demiyor Boncuğum. Keşan ne yapayım işte. Sen hazırlan ben geliyorum hadi. Ben hazırım zaten Feyzullah. Ha. Tamam çıktım ben de. Aman ya nasıl unuttum ben ya. Ne oldu lan? Abi düğün salonuna bakmaya gidecektik. Unutmuşum. Ha. Oho unutma falan yok komutanım. Bayağı yan çiziyor bu. Abi olur mu öyle şey Allah aşkına ya? E hadi beraber gidelim o zaman. E şimdi seni çaylak görürler, kazıklarlar ha. Aynen. Bak ne kadar kalabalık olursak o kadar faydası olur. Öyle mi diyorsunuz? Tabii lan. Sen güven oğlum abi. Tamam abi. Hadi çıkalım o zaman. E hadi çıkalım Tahir'cim. Sen de yediklerini yakarsın. Ben bir şey yemedim ki komutanım. Sen yiyeceğini yedin. Yürü hadi yürü. Hala yemedim diyor ya. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. Afiyet olsun. Sağ olun komutanım. Buncuğum. Hı? Burası mı? Oha. Ha. Anacığım bak geldik şimdi düğün salonuna. Ha? Ne oldu söyle bakalım. Feyzo bak bu salon meselesi önemli. Tamam mı? Böyle pisti ne? Geniş olsun tamam annem? Tamam anacığım merak etme sen tamam. Sen bir de şimdiden bu en ön masayı bize ayır. Erkek tarafı için biz oturalım tamam mı anneciğim? Anne. O ne biçim laf öyle şimdi? Hem bak su dayanalım bak selam var sana bak bak. Öpüyorum çok. Sen de selam söyle, öp benim için gelinimi. Ama bak bu masa meselesi önemli Feyzullah. Anne. Bir de bak sizi kandırmasınlar tamam mı oğlum? Siz ikiniz de böyle temiz, pak çocuklarsınız. Yüzünüze bakıp sizi aldatmasınlar. Gözünüzü dört açın. Pazarlık edin. Öyle hemen ilk fiyata atlamayın tamam mı yavrum? Anacığım, çocuk muyuz biz Allah aşkına ya? Ben Keşan abim nerede yanımda? Anacığım ellerinizden öperim. Bak selam söylüyor sana. He, tamam. Bak, o cingöz. O tamam. Onu aldatamazlar, kandıramazlar. Söyle ona... Gözünü dört açsın. Tamam anacığım, tamam bir tanem. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hadi arayacağım ben seni. Ne diyor anam, ne diyor? Biz kazıklanırmışız. Keşan'la abin dikkat etsin diyor. Anacığım benim be. Hiç merak etmesin. O iş bende. Hiçbir güç kuvvet Keşanlı'yı kazıklayamaz. Bak ne olur, yalvarıyorum sana. Eğer fiyatta anlaşırsak tutalım bitsin gitsin tamam mı? Tarihe de az kaldı. Yenge ama bak kalbimi kırıyorsun. Sizin geceniz bu. Ben karışmam. Ama uzaktan gözlemlerim. Zaten prensip olarak ben ikili ilişkilere karışmam. Beni bilen bilir. Değil mi lan Hizmetli? Doğrudur komutanım. Tabii canım. Komutanım hiç karışmaz. Öyle akıl falan da vermez. Tarzım değil. Göreceğiz bakalım. Hadi Boncuğum biz girelim o zaman içeriye. Sen önden gir. Abi. Bak gözünü seveyim beğenmezsen de bir şey deme tamam mı? Bak kız buraya heves etti. Bak beğenmiş. Oğlum ben öyle biri miyim? Evet. Yürü hadi yürü. Yürü. Bunun da var ya cephesi boyası gitmiş aşağı zemin katma. Nasıl bir yer ben anlamadım ki ya. Efendim komutanım. Tamam komutanım. Ben hazırladım. Biraz aceleye geldi ama artık idare edersiniz. Sağ olun komutanım. Merhaba, sizinle konuşmuştuk değil mi? Evet, ben Su, nişanlım Feyzullah. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum, sağ olun. Dediğin kadar güzelmiş burası boncuğum ha. Ferah ferah. Değil mi? Ben de çok sevdim. Baksana, dans pisti de geniş geniş. Basık basık. Karanlık bir de. Işıklandırması zayıf abi. Aynen. Ne oldu ya?
Fiyat durumları nasıl olur, nasıl yaparız? Yemeksiz paket fiyatımız. Baba, baba sen ne yaptın ya? Çok o çok. Sen bir düş bakayım, burası o kadar etmez ya. Mücahit abi. Abi lütfen ya, daha yeni başladık ya. Bir durum, burası bende tamam. Beyefendi, ben fiyat vermedim ki daha. Aga, bak şimdi sen bir şey söylemedin ama ben senin ağzının yuvarlayışından ne demek isteyeceğini anladım. Benim de öyle bir özelliğim var. Sen düş biraz in ya. Vallahi yemeksiz başlangıç fiyatımız 5.000 ile 7.500 arası değişiyor. Yemekli ise kişi başı 10 lira 30 lira arası değişmektedir. Ama bundan başkası inanın beni kurtarmaz. E tamam zaten, yani bizim için de çok uygun değil mi? Evet Boncuğum, uygun valla. Ah, bak. Tam bir çaylak ailesi işte. Abi bak. Aga, bir kere 5.000 ile 7.500 arası ne ya? Ben böyle bir makaslama şekli görmedim arkadaş. Bak, senin o söylediğin rakamlar arasında ben iki tane düğün yaparım ya. Sen bir düş 2.000 lira, 3.000 lira gelsen ya. Beyefendi, kesinlikle bu mümkün değil. Feyzullah, bir şey söyle, ben sinirlenmeye başladım. Abi lütfen, abi lütfen. Kaç kişilik burası? Salonumuz 700 ile 1.000 kişi arasında değişiyor. Arkadaş, sen bu rakamlardan ne istiyorsun? 750 mi, 1.000 mi? Arada var bir tabur asker ya. Bir böylesin bir böyle, anlamadım ha. Çıldıracağım ben, çıldıracağım. Abi lütfen yapma ya, abi bak. Hem burası küçük. 300 kişiyi alır ya almaz. E benim sülaleden gelecek sadece 100 kişi var zaten. Oo maşallah komutanım. E şimdi bütün sürmene gelir tabii. E bizim sülale kalabalık biraz aga. Olmaz. Mücahit abi, abi diyorum. Abim lütfen yapma ya, tamam. Yeter artık, yapma abi. Bu çalgı çengi işi ne kadar sizde? Geceye çıkan bir grubumuz var. Onun da gecelik fiyatı 2.000 TL. Hiç gerek yok. Bizde çalgıcının kralı var, hem de bedava. Kim var ya, kim var? Kim mi var? Çal keke, çal! Önce bir, kaç damla yağmur gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu dünya? Senin, Allah'ına kurban kaçırdım be. Bak sen şu güzelliğe bak, bak. Bacaklarım çözüldü. Yoksa sen değil miydin? O uğruna öldüğüm. Yenge! Feyzullah beyler de gelmiş. Hoş geldiniz abi. Abi bari sen yapma ya. Keşanlı abim, saygılar. Aslanım benim be, çal! Aklımdan geçti birden bütün abi bir şey de ya. Davranışlarım. Ayıp olur ya, ayıp olur. Tamamlıyordum. Abi bari sen yapma ya. Aynıydı her şeyimiz. En büyük desteğimdi. Sihirli bakışların her zaman yanındaydı. Çok mutluyduk ikimiz. Bu Boncuğum bak. Yok. Hayır. Ben artık bu saçmalığa katlanamayacağım. Ben bir dakika, gidiyorum. Boncuğum bir şey. Her zaman yanımdaydın. Çok mutluydum. Abi lütfen dedim ya. Lütfen dedim. Bak yaptığına bak şimdi ya. İzmitli, Allah seni affetsin. O ses ne lan öyle? Bak kızı kaçırdın, görüyor musun? Tüh. Beyefendi. Çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanızdan dolayı. Çok memnun olduk. Salonunuz çok güzel fakat Kedin Hanım'ın içine sinmedi. E biliyorsunuz malum onun gecesi. Bize söz söylemek düşmez. Biz bir şey diyemeyiz. O ne isterse olacak. E beğenmedi, ne yapalım? Başka alternatiflere bakalım. Biz size haber vereceğiz, tamam? Çok teşekkür ediyoruz. Hadi beyler. Ha bu arada rakamlarla da aranızı lütfen düzeltin. Böyle yanarlı dönerli olmaz. Müşterinin güvenini kazanın. Net, net. Hadi eyvallah. Yalnız ses sisteminiz zayıf, söyleyeyim. Boncuğum, yapma böyle ama ya. Biliyordum ben Feyzullah. Adım gibi biliyordum hem de böyle olacağını. Dedim değil mi sana Mücahit rahat durmaz diye? Dedim Boncuğum, dedin.
Boncuğum şöyle yapalım. Sen burasını beğendin. Biz bir kez daha gelelim sonra buraya. Olmaz mı? İstemiyorum Feyzullah ya. Vallahi istemiyorum. Boncuğum sen yapma bari. Yenge. Sen de beğenmedin değil mi? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Abine anlaşmıştık biz ha. Aşk olsun ya. Size de bravo abiler. Ne dedim oğlum be? Ne demedin ki abi? Ne yapmadınız ki ya? Aa, iyilik de yaramıyor ya. Ne dedim ben? Tabii canım. Ne dedin? Hiçbir şey demedin abi. Komutanım şimdi ne olacak? Mekan da gitti, su yenge de kızdı gitti böyle. Ya ben onlara en kral mekan ayarlarım. Zaten küçücük yerde iş yapmaz burası. Gerekirse satarım iki dönüm arazi, tutarım en kral mekanı. Yapar. Sen benim arazileri biliyor musun? Hı. Neyse bir ara anlatacağım, hadi yürü gel.